Bence bu yaptığı işleri destekleyen tartışmalar olur gibi geliyor bana. Çünkü asıl biz burada yaşananları daha çok anlatıp onun üzerinden gitmemiz gerekiyor. Eğer o gündemin içerisine biz girersek o cenderede boğulur gideriz gibi geliyor. Yani efendim bunu kim yaptı? Ya bunu ne tartışacaksın? Ne, Bunu evet, yani ne tartışılan yapmak istedi bu kararda? Işte onu söyleyeceğim. Bu yapılan saray tarafından yapıldı. Bu tartışmaların hepsinden uzaklaştıracaksın. Efendim bunu acaba dış güçler mi yaptı? Amerika mı yaptı? İşte Amerika nasıl Tayyip'i getirdiyse o günlerde işte hangi senaryolar hazırlandıysa bugün de bir başka bir senaryo hazırlanıyor falan. Bu işi sulandırmaktan ve AKP'nin gündem değiştirme, saptırma politikalarına destek vermek olur. Birincisi, ilk şey, bu yapılanların hepsi saraydan yapılmıştır ve Mehmet Ucum da bugünkü yaptığı açıklamayla cezasını da kesmiş zaten. Yani bu işin nereye gideceğini ifade ediyor. Sarayın dışında hiçbir güç Türkiye'de hakimleri, savcıları hareketlendiremez. Bir avukat mesleği üzerinden de değerlendirdi başkan, ama burada zaten bir hukuksal bir şey de yok. Ya bir tiyatro. Hatta bazen bu mahkeme kararları ya da bu süreci aktarırken işte hakimler, savcılar üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Ona da yazık. Bu bir tiyatro. Yani bu daha önce nasıl ki Türkiye'de FETÖ döneminden de tecrübeli bu arkadaşlar. Zamanında Balyoz, Ergenekon yaptıkları her işlevde bunlar da işin içindeydi. İşte o dönem hatırlayın, yine Tayyip Erdoğan ben bu yargılamada savcıyım diyebilmişti yani. O vesileyle bu tecrübelerden devam ederek yaptıkları her işte acaba biz gelecekte nasıl bir kurgu kurarız derdindeler. Örnekleyelim ve bunu da artık normalleştirdiler. Seçimlerden önce, yerel seçimlerden önce HDP'nin tüm belediye başkanları seçildikten sonra bunları görevden alınacağını ifade etti. Nasıl ki İstanbul seçimlerinde de Topal örneğini verdiği gibi. Zaten bunları yapacağını ifade etti bu geçmiş tecrübelerden yola İmamoğlu'na çıkarak. dönük de böyle bir hamle olabilir mi? Selçuk Özdağ'ın bir açıklaması vardı. İçişleri Bakanlığı talimat bekliyor. Erdoğan ve Bahçeli bu konuyu görüştüler. İmamoğlu'nu görevden alacaklar. Böyle bir ihtimal görüyor O, musunuz? her türlü ihtimal var. Bakın Türkiye'de üçüncü partinin genel başkanı, yani eski genel başkanı ama sonuçta liderliği konusunda herhalde kamuoyunun önemsediği bir isim. Selahattin Demirtaş şu anda hapiste. Allah aşkına hapiste olmasını gerektiren ne var? Yani İstanbul'daki mesele, yani bu sürecin gidişatında hani bazen şöyle bir şey deniyor. Ya bu kadar da yapmazlar. Bu kadar da yaparlar. Organize kötülüğün zirvesindeler. Çünkü şu anda asıl mesele, yani bunları neden yapıyor? Asıl mesele şu: %40 bandını bir türlü aşamıyorlar. %40 bandını aşabilmek için her gün yeni bir senaryo ortaya sürüyor. Her gün. Ve daha çok milliyetçilik ve dindarlık üzerinden gidiyorlardı. Baktı o da yetmedi. Ona da çalıştılar. Bu Sürekli karar bir çaba AKP'nin vardı. oylarını arttırır mı, İmamoğlu'na dönük bu karar? Başka türlü yürümüyor. Kumar oynuyor belki de. Yani sonuçta yaptığı şey kitleleri biraz daha ayrıştırıp en azından geçmiş dönemdeki o %60 kitleye doğru yönlendirmek. Bunun arkası gelecek. Yani bu şöyle bir şey de değil. Ekrem İmamoğlu işte yargılama süreci başladı ve bu sürecin sonunda iktidar kanadı hiçbir şey yapmayacak değil. Şimdi başlayacaklar tüm televizyonları, tüm kanalları. 2 gün sonra başlar. Ekrem İmamoğlu'na ilişkin ne kadar olumsuz haber varsa hepsini birden yayınlayacaklar. Yine yani karşımda HDP'nin genel başkan yardımcısı olunca ifade ediyormuş gibi olmasın ama yine örneği Selahattin Demirtaş'tan örnekleyeyim. Örneğin 2015'te ilk seçimlerde, yani Haziran seçimleri öncesi Selahattin Demirtaş'ı işte saz çalan Selahattin Demirtaş, aile babası Selahattin Demirtaş, Haziran seçimlerden hemen sonra bir kaotik ortam yaratma çabasında aynı Selahattin Demirtaş bu sefer de işte terörist Demirtaş, Elikanlı Demirtaş demeye başladılar. Yani bu
Bunu uygulayacaklar. Bizim asıl bakmamız gereken şey şu. Aslında İlyas Hanım da onu ifade etti. Biz ne yapıyoruz? Altılı Masa ya da diğer muhalif yapılar. Bu işin sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını bırakmasını sağlamak ya da seçimler almak değil. Bir sistem değişikliğine, yani Türkiye'nin şu andaki gidişatının ciddi bir felakete neden olduğu ve de, Recep Tayyip Erdoğan sonrasında da yine aynı tehlikenin olacağı. Çünkü sistemde bir denetim mekanizmasının olmadığı ve hala bakın kaçıncı yüzyıla geldik, hala darbe tartışmalarının olduğu Türkiye'den Avrupa'ya yakın çağdaş anlayışlara yakın bir Türkiye'ye çevirmek gerekiyor. Ya da tekrar en baştaki o kurucu değerler noktasına geri çevirmek lazım. O altılı masanın yaptığı ya da muhalefetin her seferinde seni başkan yaptırmayacağız demesinin temel esprisi o. Bu tartışmaları toplumu tekrar yönlendirmek lazım. Yani iktidarın yaptığı algı operasyonlarına muhalefetin tümünün dahil olmaması gerekiyor. Biz yine inatla, ısrarla bu tartışmaların içerisinde Türkiye'deki yoksulluğu anlatmamız gerekiyor. Türkiye'deki bu sistemin yarattığı handikapları anlatmamız gerekiyor. Kuvvetler Birliği'nin getirdiği durumu anlatmamız gerekiyor. Sadece Ekrem İmamoğlu üzerinden bu tartışmaları götürürsek geçmişte yaşananların hepsini unutmuş oluruz. Ekrem İmamoğlu öznesinde tartışmış oluruz. Bu da yanlış.